Kanal ve ekranlarından önce sağlık programından mutlu günler, günaydınlar dilemek istiyorum. Bugün çok önemli bir konu ve konukla beraberim bu hafta, her hafta olduğu gibi aslında. Bugün meme kanseri hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi her 8 kadından birinde görülüyor meme kanseri. Ama avantajımız şu ki erken tanıda %90'a kadar tedavi imkanı sağlıyor. Meme kanseri hakkında konuşmak için genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Halis Müşfik Temel'le beraber olacağız. Ama öncelikle kendisine bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ben sizi tanıdım yayın öncesinde ama izleyicilerimize de kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1970 Antalya doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi lise burada tamamladım. Diyarbakır'da tıp eğitimini, Eskişehir'de de genel cerrahi ihtisasını tamamladım. Yaklaşık 17 yıldır Antalya'dayım. Son 8 yıldır da MedStar, yani Memorial grubunda MedStar Topçular Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Meme hastalıkları, meme kanser cerrahisi özel ilgi alanım. Hem eğitimim açısı, hem eğitimimle ilgili olarak hem de özel ilgim var. Bununla ilgili hastalarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, tebrik ediyorum hocam sizi. Şimdi bugün meme kanseri hakkında konuşacağız hocam. Kanserden korkuyoruz normal kanser olarak. Şimdi bu meme kanseri nedir? Diğer kanserlerden farkı nedir? Öncelikle bunu bir açalım mı? Şöyle, kanserlerin temel kökeninde genetik yatkınlık, genetik olarak kırılma ve hücrelerin yenilenmesi aşamasında kontrolsüz çoğalma bütün kanserlerin temelinde aynı. Ama tabii ki bunu yalnızca gene bağlayamıyoruz. Son yapılan çalışmalarda artık tamamen kanserin genetik olduğu değil, epigenetik dediğimiz sosyal çevre, yaşadığınız ortamdaki hava kirliliğinden tutun da kimyasallara, besinler ve son yüzyılda tabii ki içine kimyasal ya da koruyucu madde karıştırılmış diğer gıdaların ya da GDO'lu gıdaların çoğalması, yaşamsal stresle beraber epigenetik maalesef dediğimiz bütün sosyal çevreyi dahil ettiğimizde genetik yatkınlık yahut kırılmayla sonuçlanan ve bunun onarımı ile ilgili güçsüz kalan bedenin bir hastalığı olarak tanımlayabiliriz. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olması itibariyle dikkat çekici. Benim öğrencilik yıllarımda 40 ya da 50 kadında bir gibi rakamlardan bahsedilirken maalesef 8 kadında 1'e kadar düşmüş durumda. Görülme sıklığı olarak söylüyorum. Hocam peki hani konuştuk zaten öncesinde de 8 kadında bir, 10 kadında birdi. Çok yakın bir zamana şöyle kadar. Şöyle rakam tabii ki şimdi, hani %100 evet her 8 kadından bir tanesi meme kanseri olacak gibi bir iddia değil ama hani sonuçta ortalamaya vurduğunuzda ülkelere göre değişkenlik göstermekle beraber ki ülkemizde biz menopoz öncesi kanser görülme sıklığı olarak erken yaşta hepsini görülme sıklığı olarak evet öncelikliyiz. Yani öndeyiz onu söyleyeyim. Hani 8 kadında bir derken kimse tabii 8'i sayıp birini bulmak gibi bir şey değil ama ortalamadır bu. Hani bu riski belirtme anlamında kesinlikle tanımlanır. Şimdi şunu sormak istiyorum aslında Müşfik Hocam. Şimdi 10 kadında birdi, 8 kadından bire düştü. Belki yarın 7 kadından bir olacak. Yani anladığım kadarıyla bu çoğalmaya başladı. Tabii ki. Ya bunun tabii nedeni ki nedir? Hani neden çoğaldı meme kanseri? Mesela pandemi döneminde de aslında onu da konuşmak istiyorum. Daha özel hasta grubuna giriyor. İnsanlar korkuyordu gelmeye. Belki erken tanı da bunun için çok çok önemli meme kanseri için. Bu yani meme kanserinin son dönemde artması, az önce bahsettiğim o hani yaşamsal yüzyıl olarak hani yaşamsal stresin, kimyasalların, hava kirliliğinin, özellikle beslenmenin, yaşadığımız ortamların, bunlarla ilgili tabii ki çok fazla açılımlar var. Yani hepsinin etkisi olduğu gibi son dönemde teşhis, bir kere nüfus arttı. Bütün dünyada nüfus arttı. Diğer anlamda teşhisle ilgili imkanlarımız arttı. Bu konuda insanların bilinci arttı. Dolayısıyla hani meme kanserinin artması tek başına görülebilirliğinin ya da hani neden olan etkenlerin artmasının dışında bundan bağımsız olarak insanların bu konuda bilinçlenerek en azından erken teşhisle ortaya koyabileceğimiz meme kanseri olan hasta sayısının artmasıyla sonuçlandı. Hani tek başına bir faktörden bahsetmeden. Bilinç de arttı aslında. Evet, bilinç de arttı ama tabii ki nüfus arttıkça aslında sosyal düzenin bozulması, beslenmenin bozulması ve aynı kitleye yetebilme adına
Genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketilmesi veya taze tüketilebilecek gıdaların paketlenme esnasındaki kimyasallarla bütünleştirilmesi hepsi birçok şey sayılabilir. Evet, kesinlikle öyle. Peki hocam, hani kalıtım da önemli bir faktör dedik. Genetik, anladığım kadarıyla meme kanserinde önemli. Genetik dediğimize göre, şimdi biz kadınlarda diyoruz ama erkeklerde de olma olasılığı olabilir mi? Tabii ki. Mesela çok ilginçtir. Tarihteki ilk meme kanseri erkek. Öyle mi? Evet. Bunu bilmiyordum. Evet, milattan önce tarihteki ilk meme kanseri erkek. Çok ilginç gelecek ama evet. Öyle. Evet. Yani erkeklerde görülüyor. Yani erkeklerde biraz daha oran yüksek. Hani 100 ila 80'de 1 gibi bahsediliyor. Erkekler bu konuda daha şanssız. Neden? Az önce bahsettiğim gibi, yani meme kanserinden bir beklenti, teknik imkanların artması, insanların bilinci diye bahsettiğimiz şeyde insanlar bu konuda erken teşhisle yaşamlarına tekrar normal standartta kavuşabilirken, cerrahi ve onkolojik tedaviyle birlikte erkeklerde beklentinin az olması sebebiyle başvuru geç olduğundan sonraki tedavide başarı şansı da düşük oluyor. Bu konuda fark şanssız. Fark edemiyoruz. Evet, evet, maalesef öyle. Gerçekten çok kötüymüş. Peki risk faktörleri arasında yaş da bir etken mi hocam? Kaç yaşında meme kanseri olabiliriz mesela? Şöyle, normalde postmenopozal dediğimiz, yani 45 ila 50 yaşından sonraki dönemde beklenen, hani sıklığının o dönem arttığı tespit edilmiş bir kanser türüdür aslında ama maalesef son dönemlerde özellikle ülkemizde, şimdi bu konuda hani çok ciddi verilere ulaşmak bundan bir 15-20 yıl önce zordu ama şu anda artık ülkemizde de meme kanseriyle ilgili çok ciddi gelişmeler var. Evet. Onkolojik tedavi olsun, cerrahi olsun, cerrahideki onkoplastik meme kanser cerrahisi olsun. Bunlarla ilişkili tabii ki çok ciddi gelişmeler var. Baktığımız zaman veriler arttı. Yani önceden bazı verilere ulaşamıyordunuz. Hani Sağlık Bakanlığı sitelerinde veya onların beklentisi doğrultusunda bir birikim söz konusu değildi. Ama şu anda diyebiliyoruz ki evet, Türkiye'de 50 yaşın altında menopoz öncesi kadınlarda daha sık ve maalesef gençlik birçok hastalık için veya bazı kanser türleri için onunla savaşmada iyilik haliyken, meme kanseri için erken dönemde yakalanmak aynı anlama gelmiyor. Evet. Şimdi menopoz dönemi 40 ile 50 yaş arasında oluyor hocam. Ve menopoz döneminde daha fazla işte meme kanseri riski aslında artmış oluyor. Bunu onunla ilişkilendirebilir miyiz? Böyle bir bilimsel açıklaması var mı bunun? Şöyle aslında menopoz meme kanseri tetiklediği. Direkt hani menopozun ama kelime anlamı, ama hani içeriği olarak bağdaştırmak değil ama meme kanserinin arttığı riskler arasında mesela erken adet görmeye başlama ve geç menopoz dediğimiz dönemde denir ki işte evet, meme kanser riski artar. Evet. Neden? Çünkü hormonlara bağlı, özellikle östrojen hormonuna bağlı karşılaşma süreci artmıştır. Yani siz eğer menopozda değil ve adet döngüsü içerisinde, menstrual siklus içerisinde uzun bir dönem geçiriyorsanız bu hormonlara o kadar fazla maruz kaldığınız için bunların sonucu olabilecek bir menopoza girdikten sonraki dönemde de tabii ki karşılaşıyorsunuz. Ve o zaman hani postmenopozal evet artmış denebiliyor. Niye? Çünkü yıllarda biriktirdiğiniz hormonal karşılaşmanın bir sonucunu yaşıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Peki hocam, erken tanı önemli dedik. Pandemi döneminde geçti diye düşünüyoruz pandemi dönemi ya, ama pandemi ne gerçekten... Gerçekten hastanemizde de özellikle Ekim ve Kasım aylarında çok özen gösteriyorlar, sağ olsunlar. Tabii ki bir kampanyalarla insanlara davet ve ulaşma, muayene, teknik imkanlarla ultrason, mamografi ve gerekirse MR'la taradığımız hastalarımız var. Bu iki yıllık pandemi sürecinde tabii bu arada çok fazla miktarda meme takibinde hastam var. Özel ilgim olmasının da çok bunda güzel payı var. Evet hocam. Gecikmelere uğrayan benim tespitim, 18 ila 26 ay arasında gecikmeye uğrayan bir tanesi dış hastaydı. 4 takipteki hastam meme kanseri teşhisi aldı tarafımdan ve ameliyat ettik onları. Yani süre, o bahsedilen ki biraz sonra değineceğimizi düşünüyorum. Muayene ve kontrol süresi memede şikayetten bağımsız yapılması gereken bir şey. Ve o süreci uzatmak maalesef bir yılın üzerindeki takipsizlikte, bahsettiğiniz erken tanıda tedaviyi güçleştiren bir faktör. Evet. Peki hocam, şimdi meme kanserinde her ele gelen sertlik kanserdir diyebilir miyiz? Yani yok, bunu yani meme belirtilerin çok çeşitli, herhaldir. Çok çeşitli. Yani sık duyulan hani meme kisti, fibrokist, fibroadenom. Hani bazen sklerozen adenozis dediğimiz ya da ne bileyim hani buna benzer çok
çoğaltılabilecek iyi huylu kitleler söz konusu. Normalde bahsettiğimiz kistler veya fibroadenomlar veya diğerleri 10 kadından 4 ile 6'sında muayene veya ultrasonografi sırasında tespit edilebilen şeyler. Evet. Kanserleşme eğiliminde değiller. Ancak özellikle genç yaşta görülmeleri, hormonal uyarıya bağlı olarak hızlı büyümeleri nedeniyle dikkat çekicidirler. Kanserleşme eğiliminde olmazlar. Ama tabii ki görüntü kirliliği yaratan ve ortak karakterde davranan tümör tipi için, ki her tümör kanser değil, onu söylemek istiyorum. Tümör tipi için bunu söylemek biraz zor. İşte zaten burada şey devreye giriyor. Yani doktora gittiğiniz zaman, genel cerrah uzmanına gittiğiniz zaman memedeki kistlerin veya fibroadenomların tespit edilmesi, o benim elimdeki benim mememdeki kitle fibroadenom veya fibrokistmiş, korkmama gerek yok diyerek bir rahatlık ve muayeneyi geciktirmek, ötelemek değil. Tam tersine yakın takiple devam etmeyi gerektiren şeyler. Normal şartlarda ne kadar bir süreyle meme kontrolü yaptırmamız lazım? Yaş gruplarına göre değişiyor. Normalde 30 yaşından önce artık meme takibi illa yapılmalı mı sorusunun yanıtı karmaşıkken, şu anda 20 yaşından itibaren 2 yıla 3 yılda bir. Eğer ailede meme kanser öyküsü söz konusuysa, bu memedeki kitle veya izlemle ilgili tabii ki meme kanseri ailedeki geçmişte sayısal çoğunluk, birinci derece akraba olup olmama durumları da parametrik olarak maalesef bu denklemin içinde yer alıyor. Buna göre takip sıklığı değişmekle birlikte 30 yaş 40 yaş arasında 6 ay 1 yıllık, 40 yaşından sonra kesinlikle 6 ayı açmayacak şekilde muayene ve ultrasonografi ile hem uluslararası bu konudaki otörlerin hem de ülkemize geçerlilik kazanan standart yakın takipteki hastalarda her şey yolundaysa 40 yaşın üzerinde mamografi ihtiyacının 2 yıldan önce gerekmediği yönünde Çok bir güzel. Takip aralığı söz konusu. Evet. Peki hocam, meme kanserinde ne kadarlık bir gecikme bizim için dezavantaj sağlıyor? Şimdi şöyle, o biraz farklı oldu bu soru. Neden? Kanser türü, kanser tipi ve gösterdikleri agresyon, aile öyküsü, bunların hepsi ilerleme hızında etken olduğu için, hani siz meme kanseriyle ilgili şu kadar ay geciktiğinizde başınıza bu gelir demek biraz zor. Genelleyemiyoruz. Kişiden kişiye göre değişiyor. Evet, anladım hocam. Peki koltuk altındaki ağrılar meme kanseri için bir haberci niteliği taşıyabilir mi? Şöyle, direkt etkisi yok. Ha, ileri ve gecikmiş vakalarda, hani atıyorum büyük bir memeye sahip, hani belli bir yaş üzerinde kültürel düzeyin düşük olduğu kırsal alanda düşündüğünüzde büyüyen bir kitlenin bası etkisinden bahsedilebilir. Evet, bu o zaman bir kanserin ilerlemiş hali denebilir. Ama koltuk altındaki her küçük, orta boy ya da daha değişik olabilecek kitlenin meme kanserine bağlanması çok doğru değil ama koltuk altındaki ağrı veya fark edilen rahatsızlık nedeniyle hekime başvurmak ve bunu rutin hale getirmek koltuk altı ağrısını sevmeye gerektiriyor bence. Aynen öyle. Ama hocam çok da duyuluyor yani, ay koltuk altında, özellikle artık ağrıdan, meme ağrısından değil de koltuk altında olan ağrılardan şöyle, korkmamız gerekiyor deniyor. Aşı, bayanların artık son dönemde daha fazla gelişen çılgın epilasyon teknikleri veya terlemeye ilişkin girişimler, tabii ki oradaki lenf bezlerinin meme kanseri yahut meme ile ilgili enflamasyon durumunu absorbe etmesi pozisyonu neyse koltuk altındaki farklı işlem için yapıldığı durumda aynı tepkiyi verdiğinden ağrı veya onun büyümesine ilişkin rahatsızlık ortaya çıkıyor. Yani aslında başka şeylerden dolayı kaynaklanan ağrılar da kaynaklanabilir tabii ki, ama hani olasılıkta sürekli kötüyü düşünerek tedirgin olmak değil. Ama olabilecek durumla ilgili erken başvuru yapmak gerekir. Çünkü bazı hastalar paniğe kapılıyor. Yani her an evet koltuk altında bir kitle var, takip edilmeliyim, bir daha ne zaman geleceğim falan. Hani o süreyi tedirgin geçirmek değil. Belirlenen süreye uyum göstermek yeterli olur. Evet. Peki hocam, meme kanserinden korunmak için en başta kendimizi nasıl muayene etmeliyiz bir doktora, hekime görünmeden önce? Yani ne yapalım normalde evde? 30 yaşın üzerinde, 30 yaşın üzerinde ayna karşısında, hani bir kolun havaya kaldırılarak diğer elle saat yönünde veya zıttı yönünde memeyi hafif ezerek muayene etmek önerilir. Adet sonrası 4-5. Günden, ayda bir kez. Ama burada çok ciddi bir yanılgı var. Bu özellikle meme kanseriyle ilgili taramaların başladığı dönemde bir slogan halindeydi. Kendi kendine meme muayenesi önemli diye bir slogan haline getirildi. İnsanlar bunu şey zannettiler. Hani kendi kendilerini muayene edince doktora gidilmeyecek. Bu çok büyük bir yanılgı. Bunu bir kez düzeltmek istiyorum. Evet.
Bu ayda bir muayene durumu normal hekimin sizin sağlık durumunuza, beklentinize göre belirlediği takip dönemi içerisinde yapmanız gereken bir şey. Hani ama gözden kaçma, ama hızlı büyüyen bir şeyi fark edip bahsedilen süreden daha erken başvurunuz için önerilen bir şey. Hani kendi kendinizi muayene ederek hekime gitmemeniz gibi bir şey söz konusu değil. Evet. Peki meme kanserinde erken tanıdan da konuşalım hocam. Geldik hani bir uzmana, sizlere geldik. Meme kanseri olduğumuzu öğrendik. Erken tanının nasıl bir etkisi olabiliyor? Ne gibi faydaları var? Mesela meme dokusunu kaybedebiliyor muyuz? Yani en çok merak edilen, kadınlar için de önemli olan şey bu aslında. Çekince yaptıkları. Evet, şöyle meme kanseri teşhisi konduktan sonra tabii ki meme kanseri teşhisinin önceki gibi hemen memenin her kitlesini cerrahi olarak alarak değil. Ancak iğne biyopsisi ya da turukat biyopsi dediğimiz otomatik iğnelerle alınan ultrasonografi eşliğinde girişimsel radyoloji uzmanlarının yardımıyla, desteğiyle yapılan biyopsi sonrası teşhis ettikten bir süre sonra vücut taramasında vücuttaki yayılımı, memedeki lokalizasyon ve benzer lokalizasyonda farklı kadranda tümör olup olmaması, tümörün çapı, koltuk altına yayılıp yayılmaması ve alınan turukat biyopsi sonrasındaki patolojinin reseptör dediğimiz, hormon reseptörü dediğimiz düzeyleri, pozitiflikleri ve yüzdeleri. Bunların hepsi bir araya getirildiğinde tedavinin şekli ortaya çıkar. Nasıl ortaya çıkar? Eğer bir dağılım, metastatik bir durum söz konusuysa, erken ileri evre dediğimiz memedeki kitlenin küçük veya büyük oluşundan bağımsız koltuk altında bir metastazın olduğu tespit edilirse, hormonal profilde değerlendirilerek patoloji sonucunda onkolojik tedavinin önceliğinde bir tedavi, arkasından ki buna neoadyuvan tedavi diyoruz, arkasından da cerrahi tedavi planlanır. Bu tabii birazcık erken ileri evre, ama ileri evre diyebileceğimiz tümörler için geçerli. Diğer anlamda küçük bir kitle, dağılım veya memedeki farklı segmentlerde bulunmaması, koltuk altı yayılımının şüpheli ama büyük boyutta olmaması gibi durumlarda cerrahi karar alınır. Cerrahide de yani bundan daha önce yapıldığı gibi memenin tamamının alınması, koltuk altının tamamının temizlenmesi, ki bu kol ödemiyle beraber hastanın psikolojisinin, hani bir tarafta meme duruyor, öbür tarafta dümdüz bir göğüs kafesi. Tabii ki böyle yapmıyoruz artık. Onkoplastik meme kanser cerrahisi son dönemde çok gelişti. Son 20 yılda özellikle çok popüler. Ben de bunun özel eğitimini yıllardır alıyorum ve sınavlarına giriyorum. Evet, bu çok güzel bir şey ama bunu zaten ikinci bölümde dolu dolu konuşalım istiyorum yani, hocam. Sizden ilk defa duydum. Onkoplastik olarak yapılan meme cerrahisinde de memenin rekonstrüksiyonuna normal anatomik bölümüne riayet ederek ama tümör dokusu da bırakmayacak şekilde cerrahi teknikler gelişti. Evet. Peki hocam, meme kanseri kitleleri ağrı yapar mı? Yani... İleri evrede evet. Ama genelde ağrı meme kanseri için ilk belirteç değildir. Zaten böyle bir şey söz konusu olsa, koltuk altında konuştuğumuz gibi insanlar küçük bir kitleyle ağrı duydukları için doktora geldiklerinde erken meme kanseri ise erken teşhis edilmiş olacaklar. Evet. Ha, böyle şanslı hastalarım var. Hani koltuk altı ya da meme ağrısıyla geliyor. Meme ağrısı, koltuk altı ağrısı evet meme kanser göstergesi değil ama farklı alandaki bir kanseri teşhis etmemizi de sağlıyor aslında. O yüzden ben hep slogan olarak şey derim anlatırken, seminer verirken, hani meme ağrısı sizin için kanser belirtisi olmasa da sizi bize getiren neden olarak bizler seviniriz falan derim. Evet. İleri evrelerde evet, ama erken evrede meme ağrısı var ve doktora gittiniz, kanser teşhis edildi, olguları maalesef düşük. Peki hocam, erken tanıda yani muayene süresi ne kadar oluyor? Hani ne kadarlık bir dönemde hastalığı? Az önce biraz bahsettim, hani 20 yaş civarında 3 yılda birken, 30 yaş ve üzerinde yıllık ve 6 aylık olarak. Bu arada aile öyküsü önemli. Evet. Yani ailede, annede, teyzede, kuzende meme kanseri oluşu ilginç gelecek. Babadaki prostat kanseri mesela. Kızdaki meme kanserinden de sorumlu. Gerçekten mi? Evet. Wow. Çünkü benzer gen üzerinden, benzer kırılma ve bozukluk üzerinden aktarılır. Annedeki benzer kırılma meme kanserindeki, babadaki prostat kanseriyle aynıdır. Ve dolayısıyla hani tek başına annedeki meme kanserinden değil, babadaki prostat kanserinden dolayı da benzer sınıfta düşünüp takip aralığını belirlemek önemli. Parantez açıyorum. Bir hasta geldiğinde yalnızca bir mamografi yahut ultrasona değerlendirmek değil, bahsettiğim şu andaki ailesel sorgu,
yapılan muayene ve muayene sonrasındaki yönlendirdiğiniz şekildeki ultrason mamografinin genel cerrahi uzmanı tatmin etmesi önemli. Evet. Standart bir mamografi veya ultrason yeterli değil maalesef. Muayenesiz ve size az önce bahsettiğim sorgular önemli. Çünkü bunlar bir sonraki takip aralığını, sıklığını belirlediği gibi bu konudaki hassasiyeti de gündeme getiriyor. Aslında hocam sorumda şunu sormak istemiştim size. Çok daha güzel bir konuyu açıkladınız bana. Şimdi hani erken tanı diyoruz ya, bunda mesela bir yıllık bir süreçte mi bu kanserden kurtuluyoruz? İşte, mesela bu mu? Yok, şöyle erken tanı derken yaşlara göre farklılık arz eden takip süresi içerisinde karşılaştığımız kanserlerde biz erken tanı ile hastaya faydamız dokunur. Evet. Hani 30 yaşla 40 yaş arasında bir yılı geçmeyen bir dönemde bir kanser teşhis edersek tabii ki agresyonu çok yüksek, beklenmeyen bir tümörden bahsetmiyorum. O zaman deriz ki evet, erken teşhis ve tedavimiz de mümkün. Evet, erken teşhis. Atıyorum 40 yaşından sonra 6 ayda bir dedik ve 6 aylık süreçte veya 7 aylık süreçte bir tümör yakaladık. Çünkü tümörün hani çok kesin olmamakla birlikte sık görülen tümörlerin yoktan var oluş yahut görülebilir hale gelme süreçleri 120-160 gün olarak belirlenmiş. O yüzden 40 yaşından sonra 6 ay gibi bir muayene ve ultrason sıklığında gerekli görülürse düzen, aile öyküsüne göre mamografi isteminin belirlenmesi söylenir. Evet, çok şey. Peki hocam, mamografi dedik. Bu işin artık hani şey, radyasyon tarafı da var aslında. Korkuyoruz. Şöyle, mamografiyi hani ben hani alıyor muyuz sormasanız diye da değinecektim. Evet. Mamografi, mesela hayat boyu çektirdiğiniz mamografinin radyasyon yükü buradan bir uçakla Amerika'ya gittiğinizdeki aldığınız radyasyonun neredeyse aynısı. Ama ne kadar yanlış bir bilgi toplumda dolaşıyor hocam. Yani gerçekten yani ömür boyu çektirmeniz, yani belli bir yaştan sonra yaşam beklentisi içerisinde çektirmeniz gereken düzenli mamografinin radyasyon yükü buradan Amerika'ya uçakla gittiğinizde uçak içerisinde aldığınız radyasyon yüküyle aynı. Evet. Yani neredeyse aynı oranda. Dolayısıyla mamografi şöyle, burada bir yanlışı düzeltmeme de fırsat verdiniz. Teşekkür ederim. İnsanlarda hani 40 yaşından sonra takip edilecek gibi bir şey var. Hayır, 40 yaşından sonra değil. Ailesel öykü işin içerisine giriyor artık. 8'de 1'in bize getirdiği bir bedel de var. Daha erken yaşta bazı takiplere başlamamız gerekliliği. Mamografi hekimin gerekli gördüğü ölçüde, çünkü farklı bir bakış açısıdır. Yani ailede birkaç kişinin kanser olduğu bir yerde 30 yaşında birinde şüpheli bir kitlenin teşhis için mamografi çektirebilirsiniz. Bunda sorun yok. Evet. Mamografide sıklık ve rutine bindirme anlamında yaşın erken başlanması istenmez. Yoksa 40 yaş mamografi çekimi için rutinde yapılması ve başlanması gereken yaş gibi görünürken memenin takibi veya muayenesi için belirlenen sınır değildir. Bu önemli. Anladım. Müşfik hocam, çok güzel konular hakkında bilgilendirdiniz. Bilgilendirmeye de devam edeceksiniz. Ama kısa bir reklam arası verelim mi? Tabii ki. Evet, kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonra kaldığımız yerden Müşfik hocamla devam edeceğiz. Tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açmış izleyicilerim için hocamı tekrar tanıtmak istiyorum. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Halis Müşfik Temel ile beraber meme kanseri hakkında konuşuyoruz. Evet Müşfik hocam, şimdi mamografiden biraz bahsediyorduk. Bunu biraz daha açalım. Halkın, özellikle kadınlarımız çok daha fazla korkuyor ya, hani neden korksunlar mı, korkmasınlar mı? Bunu birinci bölümde söyledik ama siz korkmasınlar dediniz. Hatta çok daha güzel bir açıklama yaptınız. Tekrar edelim mi bunu? Tabii ki edelim. Mamografi, ailesel öykü, kanser beklentisi, görülen kitlenin başka bir tetkike ihtiyaç duyulması durumunda
yaştan bağımsız olarak hastanın pozisyonuna, hekimin kararına göre çekilebilen bir teknik. Hı hı. Radyasyon yükü elbette var. Ama az önce de bahsettim. Yani buradan Antalya'dan uçakla Amerika'ya gittiğinizdeki 12 saatlik dönemde aldığınız radyasyonla yaşam beklentiniz içerisindeki hayat boyu çektireceğiniz mamografinin toplam radyasyon yükü neredeyse benzer. Toplamın bir de. Evet. Dolayısıyla mamografi tabii ki belli bir yaşın üzerinde rutin tarama programı olarak düşündüğümüzde mamografinin dikkat edilmesi gereken bir radyasyon yükü var. Çünkü hani yakın zamana kadar yılda bir mamografi çektirin gibi bir standart, hı hı, böyle bir hani bir tarama program sistemi söz konusuydu ki hala var. Hani bu tür durumlarda düşündüğünüzde belki aklınıza gelebilecek bir şey ama normal takibinizdeki 6 aylık 40 yaşından sonraki ultrason ve meme muayenesinin ardından, hı, gerekli görülmedikçe 2 yıldan bir önce çekilmesi istenmiyor zaten. Evet. Bir de öyle ama hani mamografiyi şey olarak, tetkik olarak böyle çok abartılı, korkulu hale getirmek doğru değil bence. Hı hı. Çünkü gereklilikte hayat kurtarıcı ve tarama programları neden mamografi üzerinden yürüyor dersiniz? Çünkü mikrokalsifikasyon dediğimiz tümörün oluşum seansındaki başlangıç aşamalarını gösteren iyi bir teknik. Hı hı. Tabii ki son dönemde ultrasonografilerin teknik imkanlarının geliştiği ölçüde, o rezolüsyon tekniklerin arttığı ölçüde mamografiye yakın ya da kendi alanlarının genişlediği tümör teşhisinde etkileri de çok arttı bu arada ultrasonun. Yani teknik olarak veya hani dediğim gibi cerrahi ya da onkolojik olarak meme kanseri gibi çok ciddi güzel gelişmeler var. Ama hep duyuyorum hastalarımdan da sizin sormaya. Mamografide bir takıntı var. Hı hı. Yani gerekli olduğu zaman mamografi çekilmesinden hastaların çekinmemesi gerekiyor. Ama yaş aralığı belli bir dönemden sonra çekilme sıklığı da hastanın pozisyonuna ve hekime göre. Hekimin hani hastanın durumuna göre belirlediği bir şey. Evet. Şimdi hocam şey diyorlar ya işte 40'la 60-70 yaş arası çektirilsin hani mamografi testi. Rutin, yani rutin programlarda 70-80 yaşından sonra çektirmeyelim mi? Yok, şöyle rutin programlarda hani üst sınır diye bir yaş sınırı yok aslında. Hani şu zamana kadar çektirin, bundan sonra çektirmeyin diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama hani ileri yaşta artık hani 60-70 yaşından sonra görülebilen meme kanserinin ilerleme hızının da düşük olduğunu hesaplarsak, hani burada yine hekim ve hasta arasındaki denklem devreye giriyor. Hani onlar için belli bir rutin mamografi çekme zamanlaması söylemek çok doğru değil. Evet. Peki radyasyon dedik. Radyasyondan korkuyoruz. Tamam. Belki haklı bir korkma nedenimizdi. Bir de ağrısı var diyebiliyoruz mamografi çektirirken. Var mı gerçekten şöyle, hocam? Çektirmeye çekiniyoruz. Yok, şöyle. Mamografide de değişiklikler oldu. Yani o ilk eski presleme yönteminin dışında daha yumuşak hani dijital mamografiler çıktı şu anda. Hı. Ayrıca no touch tekniğiyle çekilen, hani memeye temas etmeden çekilen bir teknik var ki çok böyle cost efektif değil. Çok da yaygın şu anda henüz kullanıma girmedi. Hı. Ve bazı tarama programları olarak kullanılması açısından hem maliyet hem de kıyaslamalarda henüz çok üstün görülmediğinden dolayı devreye girmedi ama tabii ki yaşamınızı kurtaracak, kanser teşhisi koyduracak bir teknikte hani 2 yılda ya da durumunuza göre yılda bir eskisi kadar presleme yapmayan dijital mamografilere girebilmek de bilmiyorum çok da zor olmasa gerek ya. Değil mi? Aynen. Yani bence yani onun gerekliliğini düşününce, hayat kurtarıcılığını düşününce fayda zarar. Tabii ki. Kesinlikle. Peki hocam, şunu da öğrenmek istiyorum. Gebelik döneminde diyelim ki meme kanseri, gebelik döneminde meme kanseri riskine yani riskiyle karşılaşır mıyız? Şöyle, bu aslında ülkemiz için ve bütün dünya için çok yaralı bir konu. Yanlış bilinen birçok şey var bu konuda. Bir kere gebelikte en sık görülen iki kanser türünden bir tanesi maalesef meme kanseri. Öyle mi? Neden hocam? Ve hormon. Çünkü bebeğin rahim içerisi yaşamsal devamlılığının olması için meme kanserinden sorumlu tutulan hormon seviyelerinin yüksek ve askıda kalması gerekir. Hmm. Bu da memedeki potansiyel kitlelerin agresyonuna, var olan gerçekten kanserleşme önündeki kitlelerin de hızlı büyümesine neden olur. Oh. Bütün dünyada ve ülkemizde hep geç başvuru nedenidir. Neden? Çünkü gebelikte genelde beklenti yoktur. Ve memelerin şişmesi, dolgunlaşmasıyla beraber bu bir rahatsızlık gibi algılanmaz. Süt vermeye hazırlık dönemi gibi düşünülür. Ve yine
üzülerek söylüyorum. Bazı hekim arkadaşlarımızın da yanılgısı. Gebelikte memenin dolgunluğu, süt verirken memedeki kanallarının genişlemesinden dolayı muayene veya ultrasonografinin yapılmasının çok büyük anlamı olmadığı yönünde bazı yanlış bilgiler söz konusu. Kesinlikle değil. Evet. Yani hem muayene hem ultrasonografi için gebelik dışarıda tutulabilecek bir dönem değil bir kadın için. Öyle bir pratiğiniz oldu mu hocam peki? Yani... Var. Var, evet. Şu an tedavisi devam eden bir hastam var. Nasıl yapıyoruz? Ne gibi farklılıklar var? Mesela bir gebeyle normal bir hastanın şöyle, gebelik, tedavi... gebelik bu konudaki tedavi süreci için engel değil. Değil. Yani en azından cerrahi için engel değil. Tabii ki şimdi onkolojik, medikal onkolojik tedavi süreciyle alakalı gebeliğin trimester dediğimiz yani dönemine göre tedavi şekillerinin farklı olduğu dönemler var. Yani ama her ilacı kullanabiliyor muyuz mesela? Şöyle işte onu söylüyorum. Yani orada onkolojinin trimestere göre davrandığı teknik yani davrandığı ilaç grupları var. Kurtulabiliyor muyuz peki? Şöyle demin ona değinmeye çalışıyordum. Bu yanılgıdan dolayı hep hekime geç başvurulduğu için ileri evrede geliyor hastalar genellikle. En azından en kötü ihtimalle koltuk altı metastazı, koltuk altı yayılımıyla geliyor mesela lenf notlarına. Çünkü hep algı nedir? Ya işte gebeğin memelerim ondan büyüdü. Ya da bizim halkımızda şöyle bir şey var. Bizde böyle hani komşular, anneler, kayınvalideler gerçekten bu konuda çok baskındır. Olur mu kızım ya süt bezesidir o işte falan filan diye geçiştirerek böyle hep bizde de bir uzmana değil ama bir yakın büyüğe danışma söz konusudur. Bağlısıyla. Bundan dolayı bu hikayeleri çok duyduğum için bu şekilde anlatıyorum. Gecikmelerle, evet, gecikmelerle çok ciddi gecikmelerle karşılaşıyoruz. Yani mühendis bir hastamın annesinin sözüyle 17 ay gecikmesi ve süt verirken onkolojiye ameliyat edemeyerek göndermem. Yani şimdi bu espri gibi geliyor ama değil. Yani burada aslında çok ciddi bir acı gerçek var. Kesinlikle öyle. Peki hocam hani daha güzel düşünelim. Tedavimizi olduk gebeyken. Bir sıkıntı yok. Daha sonra bebeğimiz doğduktan sonra onu emzirmek de çok önemli. Süt de bebek için çok önemli. Burada bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Şöyle verilen onkolojik tedaviler genelde eliminasyon durumlarına göre bebeğin emzirmesine izin verebilir. Evet. İzin verebilir. Hocam bir sorumuz var. Onu da yanıtlayalım isterseniz. İyi yayınlar diliyorum. Belki daha önce hocamız açıklamış olabilir. Ben yeni açtım televizyonu. Hocama sorum. Mememde kitle olmadan nasıl anlarız? Başka yöntemi var mı? Bilgilendirirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim yazmış izleyicimiz. Memede kitle olmadan başvuruyu mu kastediyor hastamız? Aynen. Memede kitle olmadan nasıl anlarım diyor. Başka bir yöntemi var mı? Bilgilendirirseniz memnun olurum. Kendisi doktora gitmeden önce. Memede kitle olmadan nasıl anlarım, anlayabilir miyim diyor. Değişik bir soru olmuş. Şöyle, hani memede kitle yokken hekime başvurması, eğer kitleyi bulma ya da hani doktora gelme nedeni olarak soruyorsa, hani bunun için zaten memede kitleyi fark etmesi beklenmemeli. Normalde hastamızın yaşını bilmiyorum ama hani yaş durumuna bu göre en azından bir başvuru yapıp bundan sonraki aralığın ya da hangi dönemlerde gelmesi gerektiğinin memede kitle yok ama hani rutinde bunu yapıyoruz cümlesini duyabilmek için en azından bir başvuru yapması gerekir. Ya bir genel cerrahi uzman. Kesinlikle. Bu arada meme kanseri farkındalık ayı Ekim ayı değil mi hocam? Evet. Evet. O ayda da güzel bir program yapabiliriz. Tabii farkındalığı ki, tabii da ki. Arttırabiliriz. Gerçekten çok güzel olur. Bu da çok güzel. Hocam peki bir de şunu sormak istiyorum. Meme implantı kullanıyoruz. Silikon kullanıyoruz diyelim ki. Meme kanseri olduk. Ya da daha doğrusu meme implantı kullanırken bazılarımız çoğunlukla şey için görünümün daha güzel görünmesi için de daha büyük memeler yaptırabiliyoruz. Bu durumda meme kanserini nasıl anlayabiliriz? Kişi kendi anlayabilir mi? Yine ağrılar normal hastaya göre aynı mıdır? Meme implantı yaptırmak rutin meme takibi yapılmayacağı anlamına gelmez. Ama implantın da iki türü var. Yani o popülerize edilen Angelina Jolie'nin meme içini boşaltarak implant koydurduğu ki hani kanser beklentisi, ailesel kanser öyküsü ya da bununla ilgili gen çalışmaları o hasta için pozitif geldiğinde yapılması gereken tıbben gerekliliği bu sınırlarda olan bir şey. Onu parantez açmak istiyorum. Eğer memenin tamamen boşaltıldığı ve onun üzerine implant konduğu bir durum söz konusuysa takip aralığı yine beklentiye göre değerlendirilir. Ama tabii ki memenin içinin boşaltılması meme kanser riskini minimize ettiği için durum daha farklı bir boyut alır. Evet. Eğer standart
estetik için yapıldığını düşündüğümüz kas içine konan bir implanttan bahsediyorsak, meme dokusu zaten hala bulunduğu için risk devam ediyor demektir. Hı hı. Yaş durumuna göre belirli aralıklarla, o yaş grubuna göre belirlenen aralıklarda meme muayenesini ve ultrasonografisini yapması gerekir hastanın. Hı hı. Ancak mamografik teknik bu tür hastalar için her zaman uygun olmaz. O zaman endişe ettiğimiz durumlarda ya da gerekli gördüğümüz standart takip aralığında mamografiye değil MR'a başvururuz. Meme MR'ını yaparız. MR'a yani. Başvururuz. Aynen. Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey de var. Elimizde 3 silah var diyorum ben. Biri işte mamografiydi, biri ultrason yöntemiydi, diğeri de MR. Evet. Ultrason yöntemi hocam etkili bir yöntem midir meme kanserinde? Hani hangi yaş grubuna yapılır? Neden ultrasonu da kullanırız? Bunu şöyle, da açıklayabilir miyiz? Silahlardan biri eksik kaldı. Muayene. Muayene, tamam. Siz uzman sizsiniz hocam. Yok. Şöyle, buraya da yine parantez açmak istiyorum. Şu ana kadar meslek hayatımda, genel cerrahi meslek hayatımda 5 ya da 6 hastam oldu. Özellikle Ekim ayında 2 hasta daha eklendi buna. Standart mamografi ya da ultrason ya da az önce bahsettiğim hani tarama programları. Tarama programları yine parantez içerisine parantez açıyorum. Çok iyi şeyler özellikle ülkemiz için. Hani ülkenin ekonomik boyutuna yapılan teknikten bağımsız olarak rutinde yapılması meme kanseriyle ilgili çok iyi bir işlem. Ama muayene olarak standart yatkınlığınıza göre bu işi takip ettirmek ayrı bir durum. Muayene olmamış ama mamografi çekilmiş ki mamografinin memedeki duyarlılığı memenin doku durumuna göre değişebilir. Yani kategori 0 dediğimiz farklı bir göz, yani farklı bir gözden kasıt MR yahut ultrason gerekliliğine işaret eden bir kategorilendirme söz konusu olur. Ama gerçekten bir tümör vardır. Mamografi bunu göremeyebilir. Meme dokusunun yoğunluğundan dolayı. O zaman hem muayene ile o kitlenin tespiti hem de ikinci bir tetkik gerekliliği söz konusuyken tarama programından çıkmış ya da yalnızca ultrason yapılıp ultrason da göremeyebilir tek başına. Çünkü sacın ayağı şeklindeki MR dördüncü kısımda kalır. Muayene, ultrasonografi ve mamografi birlikteliği memedeki bir kitleyi ortaya koyar. Ultrasonografik yahut mamografik yetersizlik MR'a başvuruyu gerektirir. Anladım. Dolayısıyla hani sistemi bu şekilde düşünmek gerekir. Bu hastalarımdan işte dediğim gibi 6 ya da 7 oldu. Muayene yok. Tek başına ultrason var. Tabii ki yetersiz gelebilir. Neden? Çünkü hani muayeneyle ve ultrasonun yetersiz kaldığı yönde bir farklı duruma yönlendirilmemişseniz ultrasona kalmışsınız. Dolayısıyla bu tetkiklerden bazen ikisinin yapılıp hiç muayene edilmediği, bazen tek tetkikle yetinilmiş fakat kitlenin büyüdüğünü hisseden hastalarımız sonuçları genelde kanserdi. Nedeni sık beklenen bölgelerde, memede mesela sağ üst kadrandır veya sol üst kadrandır. Sık beklenen bölgeler memelerin genelde dış kadranlarıdır. Diğer kadranlara göre yüzde giderek düşer ve rutin tarama programlarında ya da siz sıradan bir muayenesiz ultrasonografiye gittiyseniz bakılan bölgelerde bu bölgeler daha hassas olarak düşünülür ve muayene ile bir şey işaret edilmemişse gözden kaçma ihtimali de artar. Kaburganın tam aralığında iç kısımda veya memenin tam altında beklenmeyen bölgede. Siz muayene olursanız bunun fark edilmesiyle birlikte tetkike yönlendirilirsiniz. Yoksa standart mamografinin yarı presleme tekniğiyle de olsa, ultrasonografik rutin bakıda da olsa muayeneyle işaret edilmeyen kitlelerin gözden kaçma ihtimali çok yüksektir. Ve diyorum ki muayene olmadan asla ve asla standart tetkikle özellikle meme hastalıklarında hiçbir şeyle yetinmeyin. Evet, hekimimiz uyarıyor kesinlikle. Hocam peki ülkemize baktığımızda diğer ülkelerle kıyasla daha mı fazla daha mı az meme kanseri görülme sıklığı? Şöyle hani az önce nüfustan bahsetmiştim. Hani meme kanserinin yoğunluğun artmasıyla alakalı tek başına bir faktör değil ama nüfusun artması da bunda etken demiştim. Mesela hani 100 milyonlarla tarif edilen Amerika'daki meme kanser yoğunluğuyla hani bir İspanya'da Türkiye'deki kıyasladığımızda kendi oranımıza göre düşük değiliz, onu söyleyeyim. Yani kendi nüfus oranımıza göre düşük değiliz diğer ülkelerden. Tedavi başarısı, şansı, artık bu konuda erişebilirlik ve
teknik imkan ve donanımın dışında hasta bilinçlendirme ile beraber geldiğimiz yerde ise kesinlikle kötü değiliz. Hala eksiğimiz var, hala ulaşamadığımız şeyler var ama kötü değiliz. Hı hı. Özellikle tıbbi teknik imkan, cerrahi ve onkolojik tedavi olarak. Evet. Bir de şu, yani şundan dolayı merak ediyorum Işık Hocam. Sonuçta mesela Türkiye yemek kültürü olarak da aslında güzel bir yemek kültürüne sahip bir ülke. Diğer taraftan batılı ülkelerde daha çok fast food tüketimi fazla. Sanırım besin de, beslenme de çok önemli kanser için, değil mi? Tabii ki bunu başta kanser nedenleri, evet, arasında saymıştım. Aha. Bununla ilgili çok yapılmış çalışma. Belki orada çalışma, daha fazladır diye çok düşündüm. Çok yapılmış çalışma ve örnek var. Yani 20 yıllık, 30 yıllık çalışmalar var. Mesela kendi ülkemizde, ne bileyim, İran, Orta Doğu tarzı beslenmede veya Çin, Japonya, tabii ki onlarda da tütsülenmiş et veya deniz ürünü tüketmenin getirdiği farklı kanser türleri söz konusu ama standartta baktığımızda bu bahsettiğim bölgeler çoğaltılabilir. Ne bileyim, Fransa, işte Yunanistan, Akdeniz bölgeleri gibi. Bu tür beslenmelerde genel kanser türlerinin daha az görüldüğü, ancak o bölgeden bahsettiğiniz endüstriyel gelişim düzeyi iyi olan ülkelere göçlerde iki kuşak sonra kanser riskinin maalesef o ülkelerle benzer olduğu gözlenmiş. Burada tabii ki yaşadığınız sosyal ortamın ve beslenmenin önemi vurgulanıyor. Mesela ikizlerle yapılmış çalışmalar var. İkizlerin genetik kodları birebir aynıdır. Yani birindeki bir genetik hastalıklanma diğerinde de benzer şekilde ortaya çıkar. Eğer kanserde de genetikten bahsediyorsak, ki burada iki başlı bir şeyden bahsedeceğim birazdan. Bir tanesi epigenetik olduğu yönündeki, diğeri de tek başına genin yeterli olmadığı. Anne babasını kaybeden ikizler farklı ailelere verilirler. Evet. Yani ikisi aynı aileye verilmez. Bununla ilgili bayağı ciddi bir çalışma var. İşte Orta Doğu kökenli, işte Yunanistan, Türkiye, İran vesaire çoğaltılabilir. Ailelere verilen ve hani Kanada, Amerika, Fransa, İngiltere gibi endüstriyel olarak gelişmiş ülkelere verilen çocukların yapılan ailesel beklenti içerisindeki, özellikle meme kanseri ile çalışmalarda, Doğu ve Güneydoğu kökenli diyebileceğimiz Asya tarafındaki ailelere verilen ikizlerde ya çok ileri yaşta ya da hiç kanser görülmezken, diğerleri beklentiye yanıtla meme kanserine yakalanmışlar. Yani bu çok çarpıcı ve ciddi bir çalışma. Yani burada tek başına genetik olarak ailemde benim meme kanseri yok, ben olmayacağım demenin yeterli olmadığını da vurgulamaya çalışıyorum. Evet. Az önce bahsettiğiniz beslenme ya da benim söylediğim, hani ortamını değiştirdikten sonra ailenin endüstriyel olarak iyi ülkeye taşındıktan iki kuşak sonra kansere yakalanma oranının benzer olması gibi. Kesinlikle. Şimdi hocam, şunu da konuşmak istiyorum bu bölümde. Fazlasıyla, daha doğrusu, bunu konuşmak istiyorum. Çünkü çok güzel anlatacağınız konular var. Cerrahi ve onkolojik tedavi. Şimdi ne zaman uygulanmalı bu? Şöyle, biz hani ilk teşhis ettiğimiz zaman, hastanın yaşından bağımsız olarak önce, tabii ki teşhis yöntemini az önce anlatmıştım, tekrar edeyim. Şüphelendiğimiz muayene, ultrason, mamografi ya da MR sonucuna göre kitleye yönelik iğne biyopsi yaptırıyoruz. İğne biyopsini niye yaptırıyoruz? Önceden kitlenin tamamını çıkartıyorduk, patolojiye gönderiyorduk, ki bu yıllar önceydi, en az bir 15-20 yıl önce. Onun sonucuna göre hareket ediyorduk. Çünkü ya tek teknik memenin tamamını almaktı sonrasında. Ancak onkoplastik meme cerrahisi ve onkoplastik meme kanser cerrahisi dediğimiz memenin rekonstrüksiyonuna, yani kalan dokuya saygıyla beraber estetiğini korumaya yönelik tedaviler artık son dönemde geçerli olduğu için iğne biyopsi yaptırırız. İğne biyopsi sonrasında konan teşhise göre vücut tarama programına girer hasta. Evet. Vücut tarama programında ve patolojide gelen hormon reseptör düzeyine, tarama programı sonrasında vücuttaki yayılım düzeyine göre onkolojik tedavinin önceye alınıp bir neoadyuvan tedavi dediğimiz, alınan yanıta göre sürecin belirlendiği bir tedavi verilir. Ondan sonra tümörün olduğu lokalizasyona coil dediğimiz işaretleme konur, ki tümör tamamen küçülürse memede alabileceğimiz alanın çıkartılmasına yönelik. Ondan sonra hasta, dediğim gibi, cerrahi tedavi için bizlere yönlendirilir. Evet. Eğer kitle, bahsettiğimiz denklemde ya da parametreler bir araya geldiğinde cerrahi tedavinin öncelikli olabileceği bir karara varılırsa, bu bahsettiğim uzak yayılımın olmadığı, koltuk altının şüpheli veya yani kitle olarak
tümör olarak yayılım düşünmediği hastalar için bahsediyorum. O zaman cerrahi tedavi yine onkoplastik cerrahi prensiplerine, yani meme koruyucu cerrahi prensiplerine göre ameliyat edilir. Ve onkolojik tedavi o çıkan kitlenin koltuk altındaki aldığımız lenf nodunun örneklemesinin, sentinel lenf nodu, artık koltuk altını tamamen çıkarmıyoruz. Örneklemeye göre hareket ediyoruz bu arada. Gelen patoloji sonucuna göre onkolojik tedavi ona göre belirleniyor. Hı hı. Yani iki farklı sistemden bahsediyorum. Evet. Onkoplastik özel ilgi alanınızda değil evet, mi hocam? Evet. Hı hı. Bunu daha detaylı anlatalım mı? Her hekim yapabiliyor tamam. mu mesela? Bunu da merak ediyorum. Şöyle, yani genel cerrahi eğitimi almış her hekimin yapabileceğini düşünüyorum. Ha, bunun için ben evet özel eğitim aldım mı? Aldım. Meme benim için özel bir konuydu çünkü yıllarca. Hem ailesel kendi öykümden dolayı. Öyle mi? Hem de hani normalde ilgi alanım oldu bilmiyorum. Yani ilk yıllardan beri. İhtisas aldığım bölgede de bu çok yoğun, üzerine eğilen bir konuydu. Belki ondan bilmiyorum. Onkoplastik meme kanser cerrahisi, onkoplastik meme cerrahisi, memenin normal dokusuna veya anatomik şekline riayetle geride tümör dokusu bırakmadan memeyi tümörden temizlemeye yönelik bir işlem. Yani aslında memeyi rekonstrükte ediyorsunuz aynı zamanda. Bu standart bir hastanın size memesinin düzeltilmesi için gelmesi anlamında değil. Memedeki herhangi bir tümörel, ama bu hani illa meme kanser olmak zorunda değil. Hı. Az önce bahsettiğim iyi huylu ve hızlı büyüyen tümörler için de aynı şekilde. Hı hı. Ve o daha vahim oluyor sonuçları eğer onkoplastik olarak bu konuda eğilimli ve dikkatli davranmazsanız. Neden? Hani iyi huylu bir tümör çıkartıyorsunuz, meme çökük kalıyor. Ya da meme başı bir tarafa kayıyor. Evet. Bunları engelliyorsunuz. Genelde şu soruyu duyuyorum. Bu tabii iyi huylu tümörler için böyle neden olsun? Tabii ki onkoplastik cerrahi devreye girsin. Hı hı. Diğer anlamda meme kanseri için. Şimdi genel bir yargı var. Ya zaten kanserim, alın tamamından kurtulayım. Değil işte. Oradaki o olgu şu. Bir, onkolojik olarak radyasyon onkolojisi olsun, medikal onkoloji olsun, çok ciddi güzel gelişmeler var. Ve biz de kurum olarak bu konuda çok güzel ve çok ciddi bir şanslı olarak çok ciddi bir destek alıyoruz onlardan. Oh, ne kadar bu bizim güzel. Elimizi nasıl güçlendiriyor? Yaptığımız cerrahinin meme koruyucu cerrahi olarak, onkoplastik cerrahi olarak devamında, öncesi veya sonrasında hem hastayı koruyan hem de bizim cerrahi olarak elimizi geliştiren bir artık destek halinde. Yani onkoloji ile artık cerrahi birbirinden ayırmıyoruz. Ayırmıyoruz. Neden? Çünkü birlikte hareket ettiğimizde başarı şansı çok yüksek. Hı hı. Her şey tamamen cerrahi ya da tek başına onkolojik tedaviyle maalesef sonuçlanmıyor. Hocam yayın öncesinde zaten gösterdi bana da aslında ameliyatlarına. Gerçekten çok başarılı. Yani teşekkür tebrik ediyorum sizi. Evet. Hani korkmamıza, yani böyle bir hastalıkla karşılaşmak tabii ki de hocam insana çok yıpratan bir i̇şte şey. Diyorum çok ya. Zor bir şey. Ama gerçekten çözümü de, yani hem erken tanının verdiği o kanser, büyük bir ismi var ne yazık ki. Hem o hem de erken tanının verdiği şey o kadar güzel ki, yani hayat kesinlikle, kurtarması ve kesinlikle. Yine eskisi yani gibi. Biraz ileri olmak. Evre de olsa demin işte onu da vurgulamaya çalışıyorum. Biraz ileri evre de olsa tedavinin önceye alındığı, onkolojik tedavi önceye alındığı neoadyuvan tedavide tümör büyük de olsa küçültülerek belli hale getirildikten sonra yine biz hastaya memesinin yerinde kaldığı, süper, estetik kaygısının ortadan kaldırılarak tümörün tamamının çıkarıldığı işlemi yine yapıyoruz. Neden? Çünkü onkolojik tedaviye karşı bir güvencemiz var ve bu bizi kolluyor cerrahi olarak yaptığımız işlemde. Dediğim gibi hani alın kurtulayım ya ne olacak falan değil. Siz, yani ben çok görüyorum artık bunu. Memesinde kitleyi çıktıktan sonra size de gösterdiğim örneklerde rekonstrükte edilmiş düzgün bir memeyle kaldığında patoloji sonucuyla beraber patoloji sonucunun temiz, memesinin şeklinin güzel olduğunu gördüğünde, hasta baktığında doktor bey bunu ne zaman yaparız diye soruyor mesela. Bu benim için çok güzel bir şey. Yani o sırada hani memesindeki kanserin temizlenmesinin mutluluğuyla beraber şeklini beğenmek, estetiğini beğenmek bir kere hastanın psikolojisine inanılmaz derecede katkıda bulunuyor. Bir taşla zaten, iki kuş vuruyoruz. Evet, bunun çıkış noktası ve sonraki yapılan çalışmalarda, psikolojik o testlerde ve çalışmalarda bu iyi, hani meme orada duruyor ve gayet güzel ve iyi temizlendi ve sorun yok. Hı-hı. Algısının tedavi başarısını o psikolojinin çok arttırdığı yönündeki çalışmalar sonrasında zaten
bütün dünya buna eğilip bu konuda hocam, gelişmeleri yapmışlar. Hocam kanser tedavisinde de zaten psikoloji çok önemli derler ya. Kesinlikle. Hani yarısı yani psikolojidir işte hatta. Psikoloji dediğiniz yerde beslenmeyle ilgili yine bir şeylerden bahsedeceğim. Hı hı. O psikoloji dediğimiz yerde negatif yük, oksidatif stresle beraber kanserin istediği ortamı yaratıyor. O yüzden aşırı depresif, aşırı üzgün, kafa bir şeye takılı ve aynı zamanda da artık beslenmesi bozulmuş kişilik ve benliklerde zaten kanserin ortaya çıkışı artıyor. Evet. Hocam bu çok önemli bir konu ama programımızın son bölümünde tabii bırakalım ki, olur mu? Ki. Kısa bir reklam arası vereceğim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhabalar, programımızın son bölümünde de sizlerle beraberiz. Konuğumu tekrar hatırlatmak istiyorum. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Halis Müşfik Temel'le beraber meme kanseri cerrahisi hakkında konuşuyorduk. Şimdi beslenmenin önemi de şüphesiz ki çok önemli. Müşfik hocama sormak istiyorum. Beslenme hakkında meme kanseri için neler söylemek istersiniz hocam? Yani beslenme de önemli sanırım bu cerrahi yani uygulama yapıldıktan sonra hastanın tabii, hayatını sürdürürken. Tabii bütün kanser türleri için geçerli olabilecek bir tabii ki beslenme elbette türü var. Yani tedavi aşamasındaki beslenme türüyle meme kanseri yahut diğer kanserlere yakalanmamak için olan beslenme türü çok aynı değil. Hı hı. Çünkü işin içerisine medikal onkolojik tedavi girdiği zaman her ne kadar sağlıklı gibi görünse de tedaviyi aksatabilecek bazı yiyecekleri sağlıklı gibi görünse de yine de söylüyorum onkoloji uzmanının denetimi dışında kullanmak çok mantıklı değil. Bu önemli hı hı bir vurgu. Diğer anlamda hastalıklanmamak için daha çok doğal ürünlerin tüketilmesi. Yani pakete girmiş gıdalar olsun, beklemiş gıdalar olsun, hazır. Hani fast food artık çok pelesenk oldu dili ama maalesef günden güne de artıyor. Hani fast food deyince yalnızca insanların aklına bir hamburger geliyordu eskiden ama hani şimdi kendi ülkemizden çıkan evet sosisin, salamın içinde olduğu bin bir türlü sandviç günübirlik o getir götürlerle sürekli insanların evlerinde. Daha pratik, daha ucuz, daha uygun gibi geliyor ama tabii ki bu pratik ve ucuz ve uygun olmanın bir bedeli var bünyeye. Yani kesinlikle ucuzluk tabii ki gıda sektöründe kullanılan malzemenin de kalitesinin düşüklüğü anlamına geliyor. Hı hı. Doymuş yağlar, tabii dondurulmuş ki, yağlar. Yani yağlar çok çok önemli. Hani zeytinyağı, tereyağı ve hayvansal yağ artık sağlık konusundaki iyilikleri yönünde aklandılar. Yıllarca hani kolesteroldü vesaireydi gibi söylenirken gerçekten aklandılar ama hani onun dışında özellikle hani soya ile ilgili ürünler olsun, hani mısır özü ya da ayçiçek ya da pamuk yağının değişik türleri olsun artık bunlarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Hani daha doğal beslenmenin zorlaştığı günlerde insanlara evet doğal beslenin dediğimizde yüzüme bakıyorlar. Haklılar. Hani diyor ki hastanın bir tanesi nasıl doğal besleneyim diyor. Yani domatesi kendim üretiyorum diyor. İlaç ben mecburen veriyoruz. Allah'tan ki son dönemdeki gelişmelerle hani toplanan o sera içi gıdaların belli bir sürede üzerindeki ilacın hani yok olması gibi bir sistem gelişti ki bu çok güzel. Önceden hani aşılama yöntemiyle ilgili ya da aktarımla ilgili artık arılar var. Hani biraz daha doğala yakın gibi görünüyor. Sevindirici haberler bunlar ama yani inekten süt almak için verdiğiniz maddelerin sütün miktarını arttırırken sütün kalitesine neyi getirdiğini hani bir ucundan tutup öbür ucundan çıkmanın zor olduğu bir denklem aslında ama mümkün olduğunca rafine gıdalar, pakete girmiş gıdalar, günübirlik geçiştirme beslenme şekillerinden uzak durmak gerekiyor. Evet. Peki hocam beslenme dedik. Spor neresinde? Kesinlikle. Spor her yerinde aslında. Hani spor deyince bizde salona yazılmak gibi bir kavram var. Evet, salona yazıldım.
İşte salona yazılmak değil sorun. Sabahları işe giderken arabayı birazcık uzak mesafeye bırakıp 1-2 kilometre yürüyebilmek bile çok ciddi güzel bir şey. Ya da akşam dönerken. Ya da hani görüyorum market bayağı bir yakında. Şortla arabaya binilip markete gidiliyor. Hayır, o mesafeyi yürüyebilmek bile bir spordur. Herkesin evinin önünde bir deniz ya da havuz olmayabilir. Doğru. Ama seçilmiş zamanlarda birazcık uykudan feragat ederek ya da akşam yemeğinden sonra fındık, fıstık, çerez, kek, çay yaptın mı hanım muhabbetinden öte bir denize yahut yürüyüşe gidebilmek spordur. Yani günübirlik aktivitedir bu. Hani spor deyince illa ağırlıklar altında preslerin yapıldığı şeyler geliyor insanımızın aklına ama değil. Daha ritmik hareketlerle, daha gündelik hayatın içerisinde. Çünkü ona özel zaman ayırmayla ilgili öyle bir algımız var ki zamanım yok. Yani şu anda bütün söylenen şey zamanım yok. Hayır. Zaman hiçbir zaman olmaz. Çünkü o akıp giden bir şey. Evet. Bunu siz yaratırsınız. Spor için de bu şekilde. Yani zamanım yokla nasıl yapayım sorusuyla başa çıkmak bizler için de çok zor. Yani sporun faydalı olduğunu anlatan başka birileri için de çok zor. Yani o günübirlik hayatın içerisine sokulmuş dediğim gibi basit yürüyüşlerle. Hani sabah kalkıştan bahsediyorum. Kendimde de kendime örnek verdiğim için. Hani ne bileyim bir mekik çekmek, ne bileyim bir erkek için hani şınav çekmek. Ya da ufak tefek bedensel hareketler YouTube'da sayısız kanalda var. Bu insanların 20 dakikasını yarım saatini alır. Yani yarım saatlik bir böyle hani hafif nefes nefese küçük efor ev için yapılabilecek şeyler bile aktiviteden sayılabilir. Yani zaman. Hani zaman yoksa benim zamanım yok aslında. Hekim olarak, genel cerrahi uzmanı olarak. Evet, tabii. Evet. Çünkü gece hastaneye çağrılma, ameliyatın uzun sürmesi, acilen ameliyatın gelmesi, günlük rutinlerim bir ailem olarak ve iki çocuk babası olarak evde yapmam gerekenleri düşündüğümde benim zamanımda olmaması lazım ama ben uykumdan bir saat feragat edersem eşimle yürüyüş yapabiliyorum. Onun üzerine 20 dakika koyarsam sporumu yapabiliyorum ama bunun için ben 1,5 saat erken kalkmak zorundayım. Ve kalkıyorum. Sistematik hayat hocam. Ama öyle. Gerçekten öyle. Çünkü çok yok, güzel. O zaman ben de zamanım yok demem lazım. Aynen. Yani. Kesinlikle haklısınız. Peki Müşfik hocam, vitaminler diyelim. Hangi vitaminler daha hani kanserle dost olabiliyor? Daha doğrusu dost değil de kanseri yenmemize daha çok mesela kırmızı meyveler, şöyle, A onu, vitaminleri. Yani soruyu şöyle toparlarsak daha iyi yanıt verebileceğimi düşünüyorum. Tabii. Hani kanser olduktan sonra bununla savaşımla ilgili hangi vitamini kullanmak değil, kanser veya başka hastalıklanma ile karşılaşmamak için beslenme desteği nasıl olmalı daha düzgün bir soru olur bence. Çünkü o zaman için yani kanser olduktan sonra beslenme ve vitaminle alakalı başka parametreler giriyor işin içerisine. Hani C vitamini bir kere günlük normalde vazgeçilmezimiz. Omega 3 aynı şekilde. D vitamini aynı şekilde. D vitamini ilgili küçük bir şey açmak istiyorum. Tabii ki bunlar hani bu konudaki daha uzun arkadaşlarımın affına mağruren bildiklerimi aktaracağım yalnızca. D vitamini cilt altında kolesterol türevi olan bir maddenin güneş ışığıyla beraber, bu çok önemli, vücudunuzda ne kadar güneş ışığı görüyorsanız o maddenin o kadar çok aktiflendiğini, o aktiflenmeyle beraber antioksidan desteğinin dışında vücuda kalsiyum sağlama, böbrekte kalsiyum tutulumu gibi bir dönüşümle aslında kemik mineral gelişimi için ciddi bir destek olduğunu söylemek istiyorum. Ve biz bunu Antalya gibi memlekette yaşarken takviye almak zorunda olduğumuz günlerdeyiz. Neden? Çünkü güneş görmüyoruz. Çok güneşe çıkmayın da diyorlar hocam. Ama şöyle hani öğlenin 12'sindeki bir sıcakta mayo ile güneşlenmeye kalkarsanız tabii ki bu konuda bırakın güneşe çıkmamanın getirdiği cilt kanseri beklentisini, beyin kanaması sebebiyle zaten bir sorun yaşayabilirsiniz. Hani evet. Bu seçilmiş zamanlarda az önce bahsettiğim spora zaman ayırma gibi hani birazcık güneşte kalma yahut güneşte yürüme. Bu sabahtan akşama kadar güneşin altında kalmaktan bahsetmiyoruz evet, tabii. Tabii hani ki de. Bunu devreye, bu D vitaminin aktiflenmesini ve aktif hale gelerek kalsiyum ve diğer bazı iyi yöndeki hormonları tetiklemesinden bahsediyorum. Yapılabilir. Yani güneş ışığı iyi bir şey. Evet. Çok güzel bilgiler verdiniz hocam meme kanseri hakkında. Şimdi uzman sizsiniz. Değinmediğim noktalar olduysa aklınızda hani daha anlatmam gereken şeyler var diye düşünüyorsanız bizlere biraz aktarabilir misiniz meme kanseriyle alakalı mesela?
yapılıp yapılmaması gerekenler, hani yine isterseniz ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz için tekrar edelim. Hani meme kanserinde genetik faktör kalıtım çok önemliydi. Onlarla birlikte genel küçük bir toparlama yapalım tabii. Bence. Hı-hı. Hem 3. bölümde dediğiniz gibi yeni açan izleyicilerimiz için de faydalı olacağını düşünüyorum. Hani takip döneminden teşhise ve sonraki döneme geçelim. Ve şu çok benim merakımı gidermişti hocam. Erkeklerde görünmesi ve kurtulma oranının daha düşük olması. Evet. Yani ve tarihteki ilk meme kanseri erkek. Evet. Bu çok ilgimi tarihteki çekti. Tarihteki ilk meme kanseri erkek. Hı hı. Ve o zamanlarda meme kanserini örümcek ağı gibi bir hastalık olarak betimliyorlar. Hı. Ve meme kanseri düşüncesi olan insanlara 1800'lü yıllara kadar dokunmuyorlar. 1800. Kendi kaderindeler, evet. Wow. Sonra evet ameliyat, çünkü önceden girişim yaptıkları her aşamada tabii bir cerrahi sınır vesaire o çok bilinemediği için cerrahi almalarına rağmen hasta kaybı bu hastalara dokunmama gerekliliğini getirmiş. Hmm. Ve tabii 1800'lü yıllara kadar neredeyse meme cerrahisiyle böyle ciddi atılımlar yok. Tabii ki bölgesel olarak farklı yani coğrafyalarda farklı şeyler yapılmaya çalışılmış. Ondan sonra yavaş yavaş hani meme kanserinin tedavi edilebileceği, cerrahi olarak bir şeyler yapılabileceği yönünde gelişmeler olmuş. Sonrasında hocam muayene dedik. MR dedim, tabii, siz muayeneyi de eklediniz. 3 silah var dedim. Pardon, 4 silahımız var aslında. Bunu yanlış söylemeyelim. Muayenemiz, MR'ımız. Muayene, ultrasonografi, mamografi ve gereklilik halinde evet, MR. Bunları da tekrar edelim mi? Mesela mamografiden korkmamamız gerektiğini tekrardan vurgulayalım hocam izleyicilerimize. Tabii ki. Mamografinin radyasyon yükü, buradan Amerika'ya uçakla gittiğimiz dönemdeki aldığımız radyasyonun tüm yaşam boyu bir kadının çektirmesi, yaş beklentisine göre çektirmesi gereken mamografi yükünden daha fazla. Ya bu da neredeyse benim aklımdan eşit. Hiç çıkmaz hocam. Dolayısıyla hani radyasyon yükünden korkarak değil, mamografinin korkulacak bir tetkik olmadığı, gereklilik halinde yapılma sıklığının hekim tarafından belirlenmesinde tedirgin olunmaması gerektiğini söyleyebilirim. Evet. Sırf mamografiyi istenecek diye hekime gelmeyen hastalarım olduğu için de bu konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Çektirmekten ve çekiniyoruz. Tabii yani önceki tekniklerden farklı olarak gerçekten memedeki çok can yakıcı pozisyonu artık yok mamografinin. Her zaman istiyor muyuz? Hayır. Zaten düzenli takipteyseniz ultrason ve muayene ile belli bir hekimin tedavisi, takibi altındaysanız mamografi zaten çok sık istenen bir tetkik değil. Ama gerekli ve kanser taramasında çok çok önemli bir tetkik. Evet. 40 yaşından itibaren demiştik, rutin değil mi? Rutin takip dediğimiz dönemde 40 yaşından sonra başlar. 40 yaşından ama sonra. Ama 40 yaşından önce gereklilik halinde ultrasonografinin yetersizliğinde MR veya mamografi istem durumu hastanın pozisyonu ve hekimin o konudaki elimine göre değişir. Yani mamografinin istenmesiyle ilgili ilk başvuru tetkikinin tetkiki olmadığı ama gereklilik halinde birçok yaşta çektirilebileceği standart takip dersek de standart takipte 40 yaşından sonra devreye sokulabileceğini söyleyebilirim. Evet, menopozu da aslında konuşmuştuk. Bununla bir ilişkisi var mı diye tekrar hatırlatalım hocam isterseniz. Menopoz? Menopoz dönemine denk geliyor ya meme kanserinin hani 40-60 yaş arası. Evet, yani şöyle işte o yaşam boyu biriktirdiğiniz artık o östrojen, işte beslenme yükü vesaire, vücut savunmasının, hücre yenilenmesinin değiştiği dönem tabii ki tamam sizi... Yani siz kadınları kanser yapıcı hormonlar tamam sürekli yüksekli şimdi çekildiler. O zaman şimdi ne oldu sorusunun cevabı bir o zamana kadar maruz kaldığınız şeyler. İki aslında aynı hormonlar vücudun biraz da kendi halinde ve zinde kalması için gerekli hormonlar. Aslında onlar çekildiği zaman birçok hastalığın ortaya çıkışı ve hani 20 yaşındaki bir kadınla tabii ki 50-55 yaşındaki bir kadının hücre yenilenmesi ve vücut savunma sistemi aynı durumda değil. Bütün bu faktörler devreye girdiği zaman... Standart görülme ortalamasının postmenopozal yani menopoz sonrası olduğu söylenebilir. Şimdi meme kanseri için hocam sürekli sıklıkla kadınlar için, kadınlarda meme kanseri diyoruz, erkeklerde olduğunu da söylediniz. Hatta geç kalınmış tedavilerin olduğunu da söylediniz. Tabii ki çünkü beklenti yok. Evet beklenti yok. Yani biraz buna da vurgu yapalım bu son bölümde. Erkekler mesela bizler 2 yılda bir meme kontrolü yaptırmamız lazım dediniz. Erkekler ne yapmalı? Erkeklerde rutin kontrol gibi bir şey yok. Ama hani
meme yapısının kadınlardan daha farklı oluşu itibariyle çıkabilecek bir kitlenin hani hafife alınmadan, ki erken fark edilir her halükarda. Evet. Yani ciltten fark edilmesi, hani bedene dokunma, hani meme yoğunluğundan dolayı bir kadının memesindeki kitleyi algılayamaması çok doğaldır. Hı hı. Ama hani erkek için durum biraz daha aslında tedavi başarısı açısından şanssızlıkken, teşhis edilme açısından aslında daha büyük şansı. Neden? Çünkü meme dokusu, yağ dokusu daha az olduğu için, hı hı, fark edilebilirliği çok önemli. Evet. Ama asıl sorun bu, fark edildiğinde erkekte meme kanseri olmaz algısının değiştirilerek hekime başvurma durumu çok önemli. Evet, hekime başvurmamız. Daha doğrusu genetiklik varsa, genetik yatkınlık değil mi hocam? Erkeklerde de aslında bir gidilebilinir doktora. Yani genel bir muayene olmak, bazı tetkikleri yaptırmak, özellikle belirli bir yaş sonrasında beklenti dışındaki bazı şeyleri keşfetmek için önemli. Evet ve hiç de zor değil kesinlikle. Evet. Peki hocam, meme kanserini tekrar etme durumu olabilir mi? Bu her kanser için geçerli. Bu her kanser için yani geçerli. Yani bunda da olur. Tabii ki. Ne yapıyoruz? Yine aynı geçerli süreçten mi geçiyoruz? Benzer hocam süreçler. O hani eğer bu uzak bir yayılımsa verilecek tedavi, eğer memenin kendisinde bir nüksse cerrahi tedavi mi, onkolojik destekli ayrı bir tedavi mi, önceliğini hangisine vereceğiz gibi, her aşamada bu bahsettiğim süreçler o pozisyona göre değerlendirilip ona göre karar veriliyor. Evet hocam. Peki daha sonrasında hasta ameliyat olduktan sonra, şimdi onkoplastik cerrahisi uygulandıktan sonra hasta normal yaşamına ne zaman geri dönebiliyor? Eğer cerrahi tedaviden sonra onkolojik tedavi devam edecekse, çünkü bazı cerrahilerden sonra önceden tedavi almamış da olsa, kitlerin küçüklüğünden, hani koltuk altının temizliğinden, koltuk altı örneklemesinin iyi gelmesinden dolayı birçok hastaya, hani erken evre dediğimiz hastaya onkolojik tedavi gerekmiyor belki. Hani danışmanlık alıyoruz, konsülte ediyoruz, gönderiyoruz arkadaşlarımıza. Yakın takipte kalınıp belirli aralıklarla takip süresi sonrasında onkolojik tedaviye gerek yok denen hastalarımız da var aslında. Bu şekilde ise erken zamanda, yani 20 gün, 15 gün içerisinde normal hayatına dönebilir. Onkolojik tedavi gerekiyorsa normal hayatına yine döner, ama onkolojik tedavi süreci içerisindeki bazı kurallara riayetle. Çünkü bazı hastalarımızın güneşe çıkması istenmiyor. Beslenmede ayrı segmentler söz konusu. Bunlara riayetle normal günlük hayatına devam edebiliyor. Sıkıntı yok. Evet. Bir de son olarak şuna değinelim hocam. O da benim çok ilgimi çeken bölümlerden bir tanesi. Gebelerimizde görülen kanser çeşidi. Bunu da tekrar vurgulamakta fayda var. Gebelikte en sık görülen iki kanser türünden birisi meme kanseridir. Gebeliğin koruyucu olduğu algısı süt verme döneminde, özellikle gebelik sonrasında süt verme döneminde. Çünkü hamile kalmak ya da doğurmak, doğurduktan sonraki süreç böyle bir gebelik süreci olarak düşünülür. Tek başına gebeliğin getirdiği kanser yükünün dışında emzirmek diğer hormonları biraz daha baskı altında tuttuğu için artık, çünkü sütün gelebilmesi için diğer hormonların çekilmesi gerekiyor. Düşündüğümüz memedeki kanseri yaratan hormonların. Dolayısıyla emzirme süreciyle beraber bu hormonlardan biraz uzak kalmak ve dikkat ederseniz o dönemde insanlar adet görmezler emzirirken. Evet. Bu aynı zamanda bahsettiğim hormonların geri çekilmesinden ve düşük seviyede kalmasından kaynaklanır. Emzirmenin böyle bir desteği vardır mesela. Ama bu hani gebelik süreciyle beraber değerlendirildiği için gebeliğin katkısı olarak algılanır. Ayrımı anlatabildim mi? Evet. Ama tek başına gebeliği düşündüğümüzde, gebeliğin kendi içerisindeki o 9 aylık dönemde hormona maruz kalma potansiyel kitlelerin kansere dönüşüm hızını arttırması itibariyle bir risktir. Risktir maalesef. Evet, dikkat edelim hocam, değil mi? Erken tanıda da şöyle, bu kadar... Şöyle, gebeliğin ya da süt verme döneminin yaş durumuna göre standart meme muayene ve takibini ne engel olmadığını bilmemiz çok önemli. Aynen öyle. Doğru. Buradan çok güzel uyarılarda bulunduk. Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten. Artık programımızın da sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz, hastalarınıza selam göndermek istersiniz, belki uyarılarda bulunmak istersiniz, var mı? Onlara günlük zaten uyarılarımda, takiplerimde bulunuyorum. Hepsini çok seviyorum. Çok güzel hocam. Evet. Evet efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bu hafta çok önemli bir konu konuştuk. Meme kanseri hakkında konuştuk. Ekim ayı içinde hocamızı davet ettim. Gerçekten Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı bu arada. Tekrar edelim bunu. O zaman da güzel bir program gerçekleştirelim. Konuğumu tekrar tanıtmak istiyorum sizlere. Genel cerrahi uzmanı, operatör, doktor Halis Müşfik Temel'le beraber meme kanseri hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.